Kasım. Ha. Şimdi bu yağ karışımını kafaya sürdüm. Yani arkadaşın kafaya sürdük. Kafaya poşeti de geçirdik. Şimdi ne soracağım? Kafa poşetin içinde ne kadar kalacaktı? 2 saat mi? 2 saat patlıcan gibi poşetin içinde mi kalacak? Lan oğlum baştan söylesene lan. Doğru, biz de sormadık. İyi hadi, biri geldi, kapatıyorum. Hadi. Haluk Bey, neden erken geldiniz siz? Hiç. Sen neredeydin? Alışverişe çıktıydım. Bunların korktu poşet taşımaktan. Ne var poşetlerde? Hiç öyle kabak patlıcan falan. Sizin poşette ne var? Pardon? Kafanıza takmışsınız ya, poşet soruyorum. Niye? Çok mu tuhaf? Çok mu normal? Hani benim bildiğim poşette kabak patlıcan falan taşınır. Yani kendi kafasını poşette taşıyan ilk sizi görüyorum ben. Niye kafanıza poşet taktınız? Ya kafam üşüdü de biraz o yüzden. Ha, kafayı üşüttünüz yani. Adamı hasta etme Emine. Hadi işine bak. Hadi kanka eve gidiyoruz. Hadi oğlum yürüsene. Yok yok, ben babamları uğrayıp öyle geleceğim. Ne o kanka? Bizim eve gelmeye mi korkuyorsun? Ne alakası var oğlum? Ya polisten mi korkuyorsun? Bak hala polis diyorsun Basri ya. Oğlum isim benzerliğidir o diyorum. Veya yönetici uydurmuştur. Siz gidin hadi, ben gelirim. Site ediyorlar ya adamı. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş geldiniz Meltem Hanım. Hoş bulduk. Ne habersiniz? İyi, sağ olun. Haluk, bu kafandaki ne? Boş ver. Nasıl boş? Saçını mı boyattın? Yok daha neler, yuh! Saçımın dökülmesini engellemek için bir şeyler sürdüm. Aa, sonunda doktora mı gittin? Tebrik ediyorum. Sayılır. Nasıl sayılır? Haluk, doktor yerine sayılabilecek başka bir meslek mi var? Berber Rasim'e sordum. Yağ karışımı önerdi, böyle badem yağı falan. Ay, inanmıyorum sana. Allah Allah. Saçın uzayınca doktora mı gidiyorsun? Berbere gidiyorsun. Her zaman berbere git ama dökülünce doktor. Yok öyle şey. Ben berberleri satmam kızım. İyi günde, kötü günde Beşiktaş, iyi günde, kötü günde Berber Rasim. O kadar. Biz böyleyiz kızım. Çok komik olmuşsun kafandaki. Alo Gönül. Bu ne? Şey, sizin yöneticinin televizyonu. Tamir ettirdim de onu getirdim. E niye buraya getirdin? Sizin yönetici evde yok. O gelene kadar sizde bekleyebilir miyim? Arasaydın ya. Telefonunu almamışım ki Gönül. Bravo. Ne bileyim Gönül, bu benim ilk tamirciliğim. İlk tamirciliğim mi? Bir yalan uyduruyorsun, sonra kendin de inanmaya başlıyorsun. Geçebilir miyim Gönül? Geç, geç. Koy. Alo. Heh. Ben bugün bir karar aldım. Neymiş? Her gün 1 saat kendi kişisel gelişimime katkıda bulunacağım. Böylece evliliğimizin gelişimine de katkıda bulunmuş olacağım. Enteller için haber bültenim bittiyse bunu bir de benim anlayacağım şekilde Türkçe mealini açıklar mısın? Yani her gün 20 ile 21 arasında. Bak, yani saati söyleyişi bile entel. 20 ile 21 arasında. Şuna adam gibi 8 ile 9 arasında desene. Her akşam 8 ile 9 arasında evliliğe 1 saat özgürlük molası vereceğim. Evliliğe 1 saat özgürlük molası ne demek? Part time boşanma mı? Yani evi, evdeki sorunları düşünmeden canım ne istiyorsa onu yapacağım. Tamam, günde 1 saat ne istiyorsan onu yaparız. Beraber değil Haluk, tek başıma yapacağım. Ana,
Ben ne olacağım? Aynı şeyler senin için de geçerli. Sen de ne istersen yapacaksın. Çapkınlık. Haluk, evliliğimize zarar vermeyecek şeyler yapacağız. Yani bu kumanda bir saat boyunca sadece bende kalabilir mi? Tabii. Televizyon seyrederken kanepede uyuklamaya başlarsam hadi kalk yatağına git demek yok. Yani o bir saat içinde demem. İstediğim gibi burada uyuklayabilirim, pinekleyebilirim. Evet. Bak sevdim ben bu part-time özgürlük işini. Haluk, senin özgürlükten anladığın kanepede uyuklayıp televizyon seyretmek mi? Sadece benim değil kızım. Bütün evli Türk erkeklerinin hayali bu. Yönetici gelmiştir herhalde, artık ben gideyim de adamın televizyonu bari adama teslim edeyim. Ah Tuna, ah! Ne oldu Gönül? Boşuna dememişler yalanın küçüğü büyüğü olmaz diye. Bak ne işler açtın başına. Sen hiç merak etme Gönül. Ben müthiş zekam sayesinde her şeyi hallettim. Götürdüm televizyonu bir tamirciye, tamir ettirdim. 300 lira verdim. Şimdi gideceğim sizin yöneticiye. Televizyonu ben tamir etmişim gibi 300 lirayı alacağım adamdan. Konu kapanacak hayatım. İyi hadi git hallet. Hallet tamam. De bir daha bana bu konudan bahsetme tamam. Lütfen. Hadi güle güle. Alo, ben çıkıyorum. Nereye çıkıyorsun? Saat 20. Ay pardon, 8 oldu. Bir saatlik özgürlük molamız başladı. Olsun. Gene de nereye çıkıyorsun deme hakkım var. Ha tabii var canım. Nereye çıkıyorsun? Ya Sergi Kafe diye bir yer var. Böyle kafenin içine sergi açmışlar. Hep işe giderken görüyordum ama bir türlü gitmeye fırsatım olmadı. Bir kahve içip sergiyi dolaşıp geleceğim. Bu mudur özgürlük yani? Haluk, özgürlük saatimden çalıyorsun. Yani zaman geçirmeye oynayan futbolcular gibisin. Vay, futboldan da anlıyoruz öyle mi Meltem Hanım? Hadi görüşürüz. Ya bir şey söyleyeceğim. Biz bu özgürlük saatimizi ayrı ayrı kullanacağımıza birlikte üçüncü çocuk yapmak için kullansak. Görüşürüz Haluk. Bir saat sonra evdeyim. Kumandayı kapalım, spor kanallarını zap manyağı yapalım. Oh be, unutmuşum bu duyguyu. Ne güzel, karışan yol. Düşen yok. Haluk Bey. Uyuyup kalacaksınız burada. Gidip yatağınıza yatsanıza. Bir saat boyunca özgürüm. Sen işine bak mübarek Emine. Tamam tamam. Ben de bulaşıkları kaldırıp gideceğim zaten. Aynı gemide yola.